Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hazır baklavalık yufkadan perde tatlısı yapacağız. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayarak başlayacağız. Şerbetimiz için tenceremizin içerisine 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su ilave ettik. Küçük bir parça da limon ekledik. Şimdi şerbetimizi ocağımıza alacağız. Kısık ateşte kaynamaya bırakacağız. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca yine kısık ateşte şerbetimizi 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alacağız ve soğumaya bırakacağız. Şimdi perde tatlımızın içerisinde kullanmak için iç harcımızı hazırlayalım. Kasemizin içerisine 1 su bardağı irmiğimizi aldık. Üzerine yarım su bardağı kadar da ceviz ekliyoruz. İrmiğimizi ve cevizimizi şöyle bir karıştıralım. Evet, iç harcımız hazır. Şimdi tatlımızın yapılışına geçelim. 1 adet baklava yufkamızı boylamasına olacak şekilde masamızın üzerine serdik. Üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımımızdan ekliyoruz. Ve her yerine ulaşmasını sağlıyoruz. İsterseniz bu şekilde benim gibi yapabilirsiniz. Ya da bir fırça yardımıyla da tereyağını yufkanın üzerine sürebilirsiniz. Şimdi yufkamızın üzerine cevizli irmik karışımımızdan serpiştiriyoruz. Ve dikkatli bir şekilde yufkamızı büzdürüyoruz. Büzdürdükten sonra da borcam tepsimizi alıyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Evet, perde tatlımızı tamamladık. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda üzeri hafifçe kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Tatlımız fırında pişerken biz de üzerine dökmek için sosumuzu hazırlayalım. Kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı alıyoruz. Ardından 1 çay bardağı toz şekerimizi ilave edip yumurtamızı ve şekerimizi güzelce bir çırpıyoruz. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Oda sıcaklığındaki 1 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. En son olarak da 1 paket kabartma tozumuzu ekleyip harcımızı tekrar karıştırıyoruz. Tatlımızın üzeri istediğimiz şekilde kızardı. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz sosumuzu döküyoruz. Şimdi tatlımızı tekrar fırına veriyoruz. Yine aynı derecede, bu sefer üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Tatlımız fırından çıktıktan sonra ilk sıcağının çıkması için 5 dakika bekledik. Şimdi sıcak tatlımıza soğuk şerbetimizi veriyoruz. Tatlımızı şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakıyoruz. Tatlımız şerbetini çekti. Şimdi dilimleyip üzerini süsleyelim. Evet, perde tatlımız servise hazır. Hemen kıvamına da bakalım. Dışı çıtır, içi yumuşacık, harika bir şerbetli tatlı oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.